şekilde. Geceden atıyor musun sen bunu? Akşam atıyoruz, sabaha kadar. Şefim akşamdan fırınlanır, saat 6-6.30 gibi. Susuz, kesinlikle hiçbir şey yok. Sadece kuru kazanda fırın yandıktan sonra 8'e kadar fırında kalır. Tamamen suyunda hiçbir şey yok. Çok iyi. Sabahki çektiğimizde şu kazan yarısına kadar su olur bunda. Bütün suyunu bırakıyor değil mi? Tabii ki de. Hiç sarımsak bir şey koymuyor musun? Hiç, kesinlikle hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tuz atıyorsun sadece. Hafiften tuz atarız, o da kemiği devretsin de kol kırarken kolay olsun diye. Çorba falan yapıyor musun tabii bunu? Tabii ki. Bu da tamamen kemik suyudur. Aha. Yani kesinlikle içinde hiçbir şey yok. Süper. Su taze, tuz bunda var. Bir miktar. Biz o zaman birazdan yağ, siparişi verdiğimizde ben yağı, mutlaka yağı da, bir ondan tabii isterim. Tabii ki de. Bunun yağı da kemiğin yağıdır. Aynı zamanda da etlerimiz burada. Bu şekilde. Bunlar da tamamen kelli etidir. Tamam, bunlar süper. Kelli eti. Kat karışık olmaz bizimkine zaten. Harika. Herhangi bir dışarıdan yağ yok, hiçbir şey yok. Sadece suyunda tuz var. Sarımsağını falan da sonradan sarımsak, ekliyorsun. Onu isteyen olursa tabii sarımsak ilave ediyor. Başlangıç oluyor. Kayseri'de yine çok sağlam başlıyoruz yalnız. Sen kokusun. Yemiyor musun? Yiyeceğiz tabii abi. Abi yok, bugün yiyeceğiz. Abi Antep'te falan sefeliyiz yani. Çorbayı sabahtan içerler. Burada da mı öyle? Beyran içerler. Yoksa akşam olur. Bu çorbayı sabah. Sabahtan içerler. Kaçta açılıyor burası mesela? Erkenden açılıyor. Altıdayız. Sabah namazıyla beraber açılıyor. Öyle çok akşam çorbacısı var mı? Akşam çorbacısı da olur. O işi biraz şimdi şeye yaptılar. Talas tarafında çoğaldı. Orada üniversite hani biraz kalınca olduğu için. Gece orada 4-5 tane oldu herhalde çorbacı değil mi? 24 saat açık olan. Ne haber abi? Nasıl keyifler? Kardeşim. Haydi abi. Evet. Günaydın herkese. Geçmek abi. Geçiyorum. Geçiyorum. Hazırcım, Doğan. Ne haber? Gelin çocuklar. Zeynep. Osman ne haber Zeynep? Bursa öğrencilerimiz, evet ya. Ben bu işi ilk öğrendiğimizde rica etmiştim. Mümkünse öğrencilerimizden ikisi de bize eşlik etsin diye yemeklerde. Evet. Sağ olsunlar geldiler. Nasıl yemekleriniz? İyi herhalde. Kendi yiyemiyorum. Olimpiyat sınavından çıktı. Ne olimpiyatı? Matematik öğretmeni. Oo harika. Aferin, bravo. Harika. Sen kaçıncı olacağım peki? Her şeyi yiyorsunuz değil mi? Kelle yiyemiyorlar bir şey. Kelle yiyemiyorlar mı? Kelle paça yiyorlarmış da. Kellenin kendisini yemiyorsun. Çorba olarak. Tamam, bugün yersin. Var mı bir meslek? Yazılım mühendisliği şu an. Yazılım mühendisliği. Kaçıncı sınıftasınız? Ben 11. sınıfım. Artık son. Sen ne düşünüyorsun Zeynep? Ben adli tıp düşünüyorum. Adli tıp. Kriminolog. He? Aferin. Yağlı olan evet, bu ekmekler yağlı. Kendini kendi yağsıyla bezenmiş bir şekilde. Şöyle buyurun. Peki Zeynep sen bunu bu şekilde yiyebiliyorsun ama bu şekilde yiyemiyor musun? Yani evet. Şey görmezsem daha iyi oluyor şey. Bu ekmek hakikaten çok ideal bir ekmek. Çok ideal bir ekmek ya. Dönere falan da acayip yakışıyor.
burada... Sen özel bir yerini mi öyle kendine beyin abi yaptın? Beyin abi. Ha. Sırf beyin bu. Beyin ha. Evet. Aklımız açılsın abi, biraz. Tamam. Zihnimiz açılsın biraz diyorum. Pazar çok iyi ayrılmış olsun. Tamam, getirdim. Nasıl? Çok iyi. Şöyle beyaz soğan, mor soğanla tencere edersen. Ben girdim içeri. Akşam 6-7 gibi atıyor kelleleri, sabah hazır oluyor. Öyle fırına. Mi? Tamam. Tamam, sağ ol. 12 saat pişiyor. Çok keyifle yiyorum ya. Evet ya, çok lezzetli çok. Kahvaltı falan da etmedin mi? Ben senden aldım vallahi. Bakıyorum. Gayet suyu getirdin mi? Getirdim. Şampiyonların kahvaltısı abi işte bu. Bak, ha, aynen abi, ha, bakacağım. Parmağı şöyle itinayla sokuyorsun. Gezi şöyle çıkarıyorsun abi. Evet, tamam. Yok, ha, ben elle yiyeceğim. Ondan sonra ne dedin? Serçe parmağına. Yani. Gezin bebeğini aslında çıkarıyorsun bak. O göbek yenmiyor. Göbeği yenmez mi? Peki. Tamam. Siyah yeri, koy, ağzınızı boya. Ondan hani, sonra parmağınla şöyle kaya tuzuna basıyorsun. Tamam. Peki. Şunu içine sokuyorum. Tamam. Ha. Hadi canım. Al kemancı. Gerçi seninkinde var. Gözü çıktı. Böyle tek tek ayıklıyoruz değil mi? Çiniyor muyum? At ağzını. Çiğneme yok. Dilimle damağın arasında oynatıyorsun böyle. Sanki atom patlamıyor. Kemal gerçekten mükemmel bak. Adam mersiyiz. Hakikaten çok güzelmiş ya. Diyorum ya adam bak sırf gözün kavurmasını yapıyor. Bol sade ya. Ondan sonra göz ve şey. Sarımsak. Hayatımda ilk defa yedim şu anda. Ya işte bu bak gözünün yağını yiyeyim buradan geliyor. Güzel. Vay bunun etinden sütünden faydalanıyoruz da. Bak israfların hiçbir yeri yok. Evet. Vallahi biz kelle paçamızı içtik. Kellemizi de yedik birer yarım. Şimdi sıradakine doğru gidiyoruz. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Fiyatlara bir bakmanızı istiyorum. Kalbi, yani şöyle, pazartesi ticaretin kalbi, bütün halıcısı, konfeksiyon, ayakkabıcısı burada atardı. Tamam. Yiyecek de satılıyor mu yoksa şey yok, onun pazarı ayrı? Yok, o kadar değil. Ya bu kebapçılar dışarıda olurdu şeydi. Ondan sonra bir restorasyon, Niyaz amca bir restorasyon yaptırdı burayı, İbrahim'in babası. Ondan sonra esnaf bir şeylere gitti. Bir de aslında uygun olacağı için anıtlar yüksek olduğundan falan uzun sürdü, bayağı bir uzun sürdü. Öyle olunca esnaf şeylere kaydı. Dışarıya. Dışarıya, tabii. Şu kurabiye falan yapıp şuna basıp. Nasıl çıkarmak? Aha. Oturun bir şeyler ikram edelim inşallah. Vaktimiz olunca bir dahaki sefere borcun olsun. İnşallah tamam. Tamam. Aynen. Görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Peki orada yarım pişirip buraya mı koyuyorsun? Yok, bu da yarım. Bu da yarım pişiyor, bu da pişiyor. Orada haşlanıyor şefim. Bu içerisinde kemik suyu var, kemik suyu da pişiriyor. Antrenaj abi. Orada da kızartıyorsun. Öyle. Odun ateşi bile var ya. Ha, odun ateşi mi o da? Lezzeden başka bir şey daha diyordun. Aside, aside. Aside bu mu şimdi aside? Yok. Bu da daha ekmek kadar, şey, tel kadayıf yiyeceğiz burada. Tahinli.
Dağ anne. Kayseri'de dağ anne. Dağ anne. Elle yedikten sonra mutlaka sıcak çay içmek lazım ki yağ şöyle içeriden aşağı indirsin. Soğuk bir şey içersen ne oluyor biliyor musun? Orada içinde donuyor. Yapıp duruyorsun akşama kadar. Normal bir porsiyon mu? Evet. Ver onu bana. Ben dün geldim İstanbul'dan. Öyle mi? Bir gün önce sizin oradaydım. Orada nerede görüşemedik. Bizim orada? Fayrun'da mı? Evet, bizim ortamda görüşürüz. Sağ olun. Doğru yere gelmiş miyiz peki? Evet, bence. Sen beğendin mi? Ben benim dükkandakini. Ben orada orada. Önce ekmeğini yiyoruz. Emin büyük yerden geldim. Güzelmiş ama. Götürürüm ben şimdi onları. Güzel, çok güzel. Su bana da ver. Ayranın var mı? Var. Birazcık yoğurt koysan, bir tereyağı döksen efsane olur. Bence de. Rahat tadına bakamadım. Bayağı güzel oluyor yani. Toz biber tadı alıyorum. Et suyunun içinde var. Ama acı değil. Böyle iki aşamalıyı ilk defa görüyorum ama saç kolumu. Ayrı gelir esasında hani şöyle dışarıda. Yok şey, burada etler ilk önce haşlanıyor et suyunun içerisinde. Oradan kavruluyor. Sadece öğlenleri mi var? Akşam servisi yok. Yok değil mi? Soğan etin altında olur. Etin yağı da soğan geçerli. Soğan hafifte ölmüş gibi olur. Çok yumuşar değil mi? Ankara'dan beri herkes çok başarılı ama gerçekten yani. Adem Baba ve Çemenz diye şey yapıyor bize. Muhakkak gitmelisiniz evet. Dedikleri. Burası kaç yılın lan? 1928. Vay be. Tatlıyı da 20'şer yesek. Tatlı 3 tane geldi bu arada. Nasıl yani? 3 porsiyon. Ha süper, harika. Biri tahinli, biri kaymaklı, biri sade. Kaymaklı da hemen bakalım. Ne kaymağı bu? Manda kaymağı. Manda kaymağı. Camız. Camız mı, camış mı? Camız. Buranın tahinlisi mi meşhur? Tahin üzerine döküyorlar yani. Hepsi yapıyorlar. Tahini daha iyi. Öyle mi? Kaymakçıyımdır gerçekten ama. Tahin mi daha iyi? Tahin normal tahin değil. Sıfır yağlı tahin. Üzerine çekin. Öyle mi? Tabii. Ben tahinliyi çok beğendim. Hiç ağzımın tadını değiştirmeyeyim şimdi. En son ne yersen o kalıyor ya ağızda. Kavurmamızı, kadayıfımızı yedik. Şimdi gidiyoruz. Haydi geçelim o zaman. Selamünaleyküm. Hoş bulduk hocam. Şu ayağı da göster. Bunu nasıl yaptınız ayağı? Şu ayak bıçağı kemiği üstünde haşlanır, kemiği ayrılır. Tamam. Bu kemiği üstünde bu, değil değil mi? 8 saat pişer fırında. Bu kemik suyu da şöyle. Şu tarafa geçiyorum. Bir tadına tamam, bakalım. Tamam.
sınav mı yoksa? Efendim müsaadenizle. Azlar bunlar. Azlar, tereyağı, bereketli azlar. Tereyağı sarımsa atılmış. Bayağı azmış hakikaten. Bayağı azmış. Ayak. Evet, bu kuzunun ayağı kemikli bir şekilde üstündeki derisiyle beraber pişiriliyor. Ondan sonra 7-8-9 saat pişiriliyor. Ondan sonra da ufak ufak kesilip ısıtılıyor. Her türlü tendon şey ağrısına iyi gelir, bacak kırılmasına bile. Ya kolajen olarak hayvanın en güçlü yeri. Tutmak ister misiniz? Ayak olması fikri mi? Kas dokusu, kas dokusu evet yok yani. Gördüğün gibi kıkırdak. Ama kıkırdak iyice pişiyor ve şey yapıyor. Kelle de var değil mi içinde? Yok, kelle yok abi. Sadece şey, şey ayak. Paça değil mi? Ya paça aslında şeye deniyor. Bu tarz çorbaların hepsine deniyor. Yani kelle paça dediği aslında o hayvanın paçası değil. Yani tavuk paçası gibi düşünme. Bu ayak paça. Ayak paça. Güzel abi, gayet güzel. Çok güzel. Matarayla geldim. Sizin okuduğunuz okulda ben 31 yıl önce okudum. Aynı dönemde. Ama yok, sen Kayseri'de de okudun. Tabii, yani Kayseri'de bir sene okudum. Ve 31 yıl olmuş. Yani okula girmeyeli, dün okulumuza girdiğimiz zaman fark ettim ki 31 yıl olmuş. Burası galiba 60 yıllık bir işletmeymiş. 1962 kuruluşu. 1962 kuruluşu. Ve duyduğum haberlere göre, ben yani ilk defa duymuştum. Duydum daha doğrusu, ama Kayseri'de işte İstanbul'a giderken, Ankara'ya giderken kahvesini yanında götürüyormuş. Ve özellikle bu Billur'un kahvesini alıyormuş. Aynen öyle. Kayseri'nin damak tadına. Bu daha uygun. Kahve. Başkasını içmezler. Ve bakalım. Annem yazlığa giderken bunun 100 gramlık folyo paketleri var. Bir folyo alır. Yazlıktan dönene kadar orada rutubetlenmesin diye de büyük almaz. Onu dükkan gibi açar açar kullanır. Bakalım biz beğeneceğiz. İnşallah. Aynı şey Kıbrıs'ta da var. Kıbrıslılar da John Ebru. Kahvesi vardır orada. Ben John'u severim onu. Ben de çok severim. Yani koyu olan değil mi? Biraz anlattım. John... Buranın Ebru dededen işte kahveci. Burayı... Dedem kahveci aslında. Ama sonra baba. Ama dede ve baba klasik usul. Kahveyi değmenine çeker, satar. Siz onu kafe olarak... Evet, kafe konseptine çevirdik. Dört kız kardeşiz çünkü. Bazen babamızın oğluyum, iş başa kaldı. Ya zaten üç kızdan sonra babaya Cem Ektik diyorlar değil mi? Üretimi seviyorum aslında, kahve üretimi. Şu biraz daha şu okusun diyor. Seviyoruz, bunu ayrıca seviyoruz. Kavurma işlemini kendiniz yapıyorsunuz. Evet, hepsini. Kahvenin çekme. Orijinali Yemen kahvesi mi? Brezilya kahvesi. Kahve tamamıyla aslında nasıl büyüdüğünle alakalı. Yani yemek de öyle ama nasıl bir damak tadıyla büyürsen, nasıl kahvelerle büyürsen onu seviyorsun. Doğru. Demin siz yokken onu konuşuyorduk. Aynen Kayserilerin giderken götürdüğü gibi Kıbrıslılarda da aynı. Onlarında bir John kahvesi var. O da hiçbir her gittiği yere onlar da onlara gidiyor. En fazla bu çifte kavrulmuş koyu kahvesi var ya, bizimki ona benzer. Evet. Ona çifte kavrulmuş koyu kahveyi hatta Kıbrıs olmayan birisi, ki ben hep onu sipariş veriyorum istediği zaman da emin misin diye bir soruyorlar şöyle diye. Emin olamıyorlar, evet. İçebileceğim. Bizim kahvemiz biraz ona benzer. John'un o çifte kavrulmuş. Çifte kavrulmuş. Evet. O da Brezilya kahvesidir Brezilya, zaten. Brezilya tabii Brezilya. O zaman seveceğim. Brezilya. Nasıl olsun kahveniz? Ben sade lütfen. Sade. Sizin? Ben orta rica edeyim. Tamam. Size. Benim çok kahve kültürüm yok, uyarım. Hep şunu söylüyorum, işte, tarçınlı Türk kahvesi. Hayır, o Türk kahvesi olmaz. Evet. Tarçınlı kahve değil lütfen. Ya, damla sakızlı. Ya, Türk kahvesi formu itibarıyla her şeyle sade olandır, yani tek olandır. İçine bir aroma kattığınızda o Türk kahvesi olmaktan çıkar. Damla sakızlı Türk kahvesi. Böyle bir şey yok. Bu damla sakızı kahve olur hani kahve en fazla. Olur. Kakuleli kahve olur. Evet. Kakuleli mesela, de çekerlerdi ona. Kavunlu kahve. Yok, o hiç bana göre değil. Evet, bana göre de değil. Ben bir de çifte kavrulmuş istedim sizin için. O da iki kere kavrulmuş. Bu hatta mırra gibidir neredeyse acıdır. Hmm. Evet. Çok daha acıdır yani. Mırra da sever. Mırrayı ben de severim.
kahvenin kokusunun uyku açtığı söyleniyor, biliyorsun değil mi? Öyle mi? Ve enerji verdiği. Yani içmenin değil de. Şu koku bile hakikaten çok insanı çekiyor. Herkesinki gelsin, bakalım hemen tadına. Bu da damla sakızı macunu. Evet. Güzel bir yöntem aslında, isteyen karıştırsın içine. Evet, isteyen karıştırsın içine. Yani onu hani kıtlama şeker gibi kahveyle birlikte tüketince. Aileden kahvecisiniz ama bu dükkan ne zaman? 9 sene. 9 sene. Bayağı da olmuş. 9 sene oldu. Mersin'de varız, Adana'da varız, Ankara'da öyle varız. Mi? Evet. Ankara'da mi? Franchise mi oldu? Evet. Öyle mi? Yalnız çok havalı bir sunum. Ya genelde böyle sunumlarda genelde üst üste yerleştirmediğin için en büyük derttir. 50 tane sipariş verirsin, mutfakta yer kalmaz. O da şey mi? Ekstra çifte kavrulmuş oranda. Ben şununla başlayayım o zaman. Çifte kavrulmuş olanı sonra geçelim. Şöyle koyalım. Zaten renginden de belli. Evet. Bu benim sevdiğim tarz kahve. Hakikaten dediğiniz gibi çok bol benziyor. Bir de bunun ekstra bol kavrulmuş. Bu bayağı ekstra bol kavrulmuş. Evet. Bu evet dediğiniz mırra gibi. Biraz daha çok kaynatsa. Biraz daha çok kaynatsa. Kaynak evet. Kahve dediğimiz kıvamı getirirsek mırra. Kaynak kahve sevenler de var çünkü, o da ayrı bir... Bunun olayı biraz daha farklı. Bunda hala kahve aromaları alınırken evet. Burada sadece o kavrulma aromalarını evet. Alabiliyorsunuz. O yüzden kahve içmek istiyorsan ben tabii ki bunu tercih ederim. Ama o da böyle bir sabah uyanınca küt diye bir tane vurup güne başlamak için. Anlatırlar, kahve kültürü işte 1500'lerde falan Türkiye'ye geliyor. Yani Türklerin kahveyle tanışması. Çay çok geç. Çay cumhuriyetle yani ama çay yani dünyada şu anda en büyük çay tüketicisiniz. Yani çay tüketiliyor Türkiye'de ama çayın ekilip yetiştirilmeye başlanması oldukça geç. Tabii. Ama çay tüketiliyor. Yani öncesinde de o 1900 galiba kaç yılında gelmiş demişlerdi. 1920'lerde mi 1800 sonlarında mı öyle bir şey olması lazım. Hindistan'dan Sri Lanka'dan. Hindistan'dan Sri Lanka'dan bir heyet gönderiliyor. Oradan bakıyorlar hangi çay bize işte o Rize'de yetiştirmek için daha uygun diye. Orada bir arazi tesis ediliyor. Atatürk döneminde evet doğru. Yo ben şimdi ona devam edeceğim. Elinize sağlık valla. 60 yıllık olunca böyle oluyormuş. Evet az kavrulunca aslında vermez aromasını. Şu tam kıvam aromanın verildiği an. Şu yanmış artık. Evet. Böyle aromayı biraz yakışılık olur ya, o az kalmış. Ben o işte yeni üçüncü nesil kahveler onlar. Ben hala alışamadım. Ben eski tip böyle kahveyi daha çok seviyorum. Yani işte diyorlar ki daha meyve tatları daha böyle ekşi, bir takım meyvemsi notalar geliyor diye. Ama yani meyve istiyorsan meyve suyu iç o zaman. 60 yıllık kahvenin de en az bir 40 yıl hatırı olsun değil mi? Olsun. Sağlam rotamızda Kayseri'de gerçekten çok sağlam yedik. Kayseri deyince insanların aklına sadece pastırma, sucuk ve mantı geliyor. Ama yani bunları seyrettiniz, bir sürü farklı lezzeti var. O yüzden bence bir ara Kayseri'ye gelip yemek yiyin. Görüşmek üzere.